Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Rampage'in Flare isimli RGB LED aydınlatmalı oyuncu faresini inceliyoruz. Biliyorsunuz Rampage özellikle oyun aksesuarları tarafından bilinen bir marka. İşte oyuncu koltuğundan tutun da klavyeye veya kulaklığa kadar farklı farklı oyuncu aksesuarları üretiyor. Teste gönderilen üründe aslında uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğimiz bir oyuncu faresi ama RGB aydınlatması olan böyle tabiri caizse yanar döner böyle üç tarafında RGB ışıkların bulunduğu bir fare. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. İlk bakışta standart bir fareye benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Ele iyi oturuyor onu söyleyeyim. Benim mesela ben çok büyük belli birisi değilim ama elimi rahat bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen sizin de elinize rahat oturacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında bir kaydırma tekerleğimiz mevcut ki onun olduğu yerde de bu arada RGB bir aydınlatma bulunuyor. Hemen o kaydırma tekerleğinin üst kısmında DPI ayarlayabildiğimiz yani çözünürlüğünü ayarlayabildiğimiz bir tuş. Onun da üst kısmında RGB'nin hangi modda çalışması gerektiğini ayarladığımız bir tuş bulunuyor. Buna basarak mesela farklı farklı şu an kapattım gördüğünüz gibi bir daha bastım kırmızı oldu. Bir daha bastım işte renkler bir şekilde dolaşıyor. Bir daha bastım farklı farklı renkler oluyor. Yani farklı animasyonları ayarlayabildiğimiz bir düğme yer alıyor. Farenin arka kısmında ise Rampage logosu var. Bu da RGB aydınlatmalı. Onu da söyleyeyim. Yan tarafa geçtiğimizde ise iki tane tuşumuz mevcut. Bu iki tuşlarla beraber işte çeşitli operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada bütün bu tuşlara ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Onun detaylarını birazdan yazılım tarafında size söyleyeceğim. Onun dışında alt kısmında optik okuyucu görülüyor. Orası da RGB aydınlatmalı bu arada. Hani her yerinden bir RGB fışkırıyor. Zaten söylediğim gibi 3 kısmında yani şu ön taraf hariç her iki yan ve arka yan tarafta da RGB aydınlatmaları görüyoruz. Bir de arka kısmında şöyle göstermiş olayım. Bunu detaylı göstereceğim size. Flare yazısı da görünmüş oluyor. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Rampage'in Flare oyuncu faresinin teknik özellikleri görünüyor bu tabloda. Tabloya okuyacak olursam ben size arkadaşlar 4000 DPI'lik Avago 3050 sensörü bulunuyor ki bu sensör 10.000 DPI'ye kadar çözünürlük sunabiliyor onu söyleyelim. Ayarlanabilir 5 seviye var. 6+1 tekerleğimiz mevcut tuşumuz daha doğrusu mevcut. 1.8 metrelik örgü bir kablomuz var bu da önemli. Optik bir fare makro özelliği bulunuyor. Windows, Linux, macOS uyumlu ve fiyatının da 150 TL olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Rampage'in bu Flare isimli faresiyle yaşadığımız deneyime. Öncelikle şunu söyleyeyim, tak çalıştırabiliyorsunuz. Takar takmaz bilgisayarda çalıştırabiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde kullanıma geçiyor. DPI ayarlarını yaparak hani çünkü bazı kullanıcılar mesela farenin çok hızlı hareket etmesini seviyor. Bazıları daha yavaş hareket etmesini seviyor. Ya da oyunlarda mesela daha hızlı hareketlere ihtiyacınız olduğu oyunlar olabiliyor. Özellikle FPS oyunlarında. Bu DPI ayarını buraya dokunarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. O güzel olmuş. Bu RGB tarafını kapatabiliyor olmak yani mesela bunu çok sevmeyenler de olabilir aramızda ya da işte gözünüze alıyordur gece oyun oynarken sizi rahatsız edecek seviyede ışık da yayıyorsa eğer ki karanlık ortamlarda epey güzel bir ışık yayıyor onu kapatabilmeniz güzel farklı seviyelerde ayarlayabiliyor olmanız da güzel olmuş oyunlarda denedik FPS ve farklı türlerde oyunlar oynadık gayet güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz yani ürün biraz fiyat performans ürünü onu söyleyeyim ama fiyat performans derken de kötü bir performans sunmuyor. 150 TL'lik bir fareden beklediğimiz performansı bize rahatlıkla sunuyor. 4000 DPI'lik bir üzerinde sensör var. Bu sensörle 10.000 DPI'ye kadar da bir hızınızı arttırabiliyorsunuz. Farenin hareket hızını arttırabiliyorsunuz. Tabii ki en yüksek hızda tutmak çok zor. Onu baştan söyleyeyim. Ama normal hızlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilir olduğunu söyleyelim. Bu arada DPI tuşuna bastığınız zaman da ışıklar da farklı farklı renklerde yanarak sizin hani DPI'yi değiştirdiğinizi yani çözünürlüğü de arttırdığınızı veya azalttığınızı görebilirsiniz. Mesela şu an bastım ben kırmızı oldu, şu an bastım yeşil oldu, şu an bastım mavi oldu. Bununla ilgili ayarları da özel bir yazılım var. Şimdi ekranda bir yazılım görüyorsunuz. Bu yazılımı Rampage'in sitesinden indiriyorsunuz. İsmi de Flare bu yazılımın arkadaşlar. Şimdi yazılımda çok detaylı ayarlar var. Öncelikle farenin üzerindeki bütün tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Yani 1 tuşa basınca şu olsun, işte 2'ye basınca bu. Mesela burada ekranda şu an görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 bütün tuşlara da bir isim verilmiş. Ve o tuşların hepsine bir şeyler atayabiliyorsunuz. İşte şu olduğu zaman bu olsun, 3'e şunu olsun gibi. Mesela işte normalde sol tıklama tuşu click işini görürken oraya başka bir şey atayabiliyorsunuz. Ya da
yan yüzdeki bulunan işte 4 ve 5 numaralı diye gösteriyor. Burada oralara da farklı bir şeyler de atayabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. LED settings'ini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Efektlerin nasıl olacağını, yani ışıkların nasıl yanıp nasıl yanmayacağı konusundaki ayarları da yine bu menüden yapıyorsunuz. Bu yazılımdan gerçekleştiriyorsunuz. Makro manager var. Burada bazı oyunlarda hani şu hareketleri yapayım, şunu tıklayınca şu olsun gibi şeyleri buraya atadığınız zaman oyunda o makroyu çalıştırınca otomatik olarak o işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. DPI settings'i de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani her bir aslında burada bakın 5 tane DPI ayarı var. Bunların işte hangi DPI'ye denk geldiğini. DPI 1'de mesela şu an 800 DPI iken DPI 2'de bu rakam 1600'e çıkıyor. DPI 3'te işte 2400 oluyor. Siz bunları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz, istemiyorsunuz da böyle bırakırsınız. Advanced settings diye bir şey var. Burada da işte double click speed yani çift tıklama hızı, işte pointer'ın hareket hızı gibi ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bir sürü de profil de var. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 tane profil ekleyebiliyorsunuz. Yani birçok ayarı bu Flare yazılımı üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bu da size oyunlarda hem bir öncelik sağlıyor hem de fareyi kullanırken kendi kişiselleştirilmiş ayarlarınızda kullanma imkanı sunuyor. Şimdi gelelim Rampage'in Flare isimli bu faresinin fiyatına. Videonun aslında teknik özellikler tarafında söyledim ama 150 TL'lik bir fiyatı var. Fiyatına baktığımızda aslında çok yüksek bir rakam olmadığını görüyoruz. Daha ucuz ürünler de var bu arada. Yani RGB aydınlatmalı olup daha ucuz şeyler sunan ürünler de var ama bu ürünün yazılımının olması, yazılımla birçok şey yapabiliyor olmanız, makro ataması yapabiliyor olmanız oyunlarda size bir avantaj sağlıyor. Ben ergonomisini, tasarımını vesairesini beğendim. Böyle RGB olsun, çok da pahalı olmasın, benim oyunlarda işimi görecek güzel kaliteli bir fare alayım diyorsanız aslında önerebileceğimiz bir ürün olmuş. Kablosunun da örgü olması güzel. Biliyorsunuz bu kablolar bir süre sonra kullandıkça yıpranabiliyor, kırılabiliyor. Özellikle bağlantı noktaları yani USB'nin bağlandığı taraf ve farenin girişine olan taraflar zaman zaman yıpranabiliyor. Ama bunun örgü olduğu için böyle bir sorunuz olmayacaktır diye düşünüyorum. Oyun tarafında bu tarz ihtiyacı olanlara da önerebileceğimiz bir fare olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Rampage'in Flare isimli oyuncu faresini anlatmaya çalıştık. LED aydınlatmalı şekilli bir fare. Ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bizlere iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.